Muşruf City'nin tam orta yerindeyiz. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü en geniş alanı burası. Muşruf, Merzifon'un en kuzeyindeki köy. Ve hatta buraya köy demek bile bana şu an garip geliyor. Çünkü çok büyük bir köy. İki tane camisi var. Yani bilmeyenler hesabını siz yapın artık. Burası Taşan Dağı'nın ya da Davşan Dağı'nın eteklerinde kurulmuş bir köy. Ve şimdi camiye doğru ilerliyorum. Köy çok büyük. Hatta ilk geldiğimde kayboldum. Merzifon'a yaklaşık 6-7 kilometre uzaklığında. Burası serin bir köy. Şu anda saat 19. Ve bayağı bir serin. Bir gömlekle gezmek zor olacaktır burada. Bu saatlerde. Bu saatlerden sonrasında. Burada okul herhalde. Bir tane daha cami var köyde. O da biraz daha kuzeyde kalıyor. Bu köyün sınırlarında olan yukarıda yine yaylalar var. Muşruf Yaylası deniliyor. Radarın hemen alt kısmında kalıyor. Ve eski Amerikan radar yerleşkesi de bu köyün sınırları içerisinde. Merzifon'la hemen şurada. Evet, Garipler Camii'nin minarelerini görüyoruz. Selamünaleyküm. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ymuş burası. Caminin hemen alt köşesindeki sokaktan ilerliyorum. Caminin giriş kısmı burası. Ve sokaklarda ilerlemeye devam ediyorum. Bu tarz çekimlerinde özellikle dar sokakları tercih ediyorum ki mutlaka bir sürprizle karşılaşıyorum. Ana caddeleri herkes geziyor. Ben özel olarak buraları geziyorum. Ve şöyle ki uzun zamandır Muşruf köylü olup da Muşruf'a gelememiş takipçilerimiz, yurt dışında yaşayan veya şehir dışında yaşayan takipçilerimiz hatıraları canlansın diye buraları geziyorum, görüntülüyorum. Hatta özellikle şöyle eski evleri. Görüntülemek benim vazgeçilmezim. Şurada düğün salonu var ki sanki Yunan mimarisi kullanılmış. Yunanistan'daki bazı tapınaklar biliyorsunuz bu şekilde tasarlanıyor. Merzifon'un en ünlü köylerinden birisi burası. Bu taraflarda da yine Merzifon Muşruf köyünün sınırlarında bulunan eski Amerikan radar yerleşkesi bulunuyor. Amasya Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın hediyesi olan neredeyse bütün köylerde gördüğüm kamelya. Buraya da hediye edilmiş. Köy geçimini muhtemelen hayvancılıkla sağlıyor. Çünkü arazisi yukarılarda arazi olamaz. Çünkü dağlık, dağın eteğinde. Aşağıda biraz arazileri var. Ama asıl geçim kaynağı hayvancılıktır diye düşünüyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Burada arpalar, evet. Arpa hasat sezonundayız. 28 Ağustos. Şurada eski bir fırın var. Geçebilirsem. Emel abinin yeni hasat ettiği arpalar ve bunları şuradaki makineyle öğütüyor. Burada un olarak çıkartıyor. Sonrasında bu şekilde çuvallara koyarak hayvanlara verilmek üzere arpa unu haline getiriyormuş. Al sana organik yaşam. Bununla beslenmiş hayvan kim bilir nasıl bir lezzetlidir. Muşruf City'deyiz. Muşruf köyünde iki tane cami olduğunu söylemiştim. Biraz önce bu caminin yanından geçtim. Diğer cami de burada.
Aynı zamanda bu köyde biz düğün çekimi için geldik. Kamera çekimi için geldik. Bu köyün düğünleri çok özeldir. Yani orkestracı arkadaşların sabah ezanı buradan ayrıldıklarını, sabah ezanına kadar eğlendiklerini, insanları eğlendirdiklerini söylüyorlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi insanlar hayvancılıkla uğraşıyor ve köy hayatı doğal olarak ve işleri saat 21 veya 22 gibi anca bitiyor. İşte hazırlanayım, edeyim, hayvanları yerleştireyim falan derken köy işleri saat 21 gibi bitiyor veya 22 gibi ve düğün yerine bu saatlerde geliyorlar. Bu saatlerde eğlenmeye başlıyorlar. Dolayısıyla 12'de bitse düğün 2 saat eğlenebilmiş olacaklar. Bu yüzdendir ki sabaha kadar sürdüğünü söylüyor bizim orkestracı arkadaşlarımız. Köyün yapısı bu şekilde. Taşan Dağı'nın eteklerinde kurulmuş. Çok büyük bir köy. Belki de Merzifon'un en büyük köylerinden birisi bu. Hatta en büyük köyü. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 2 tane camisi olan başka hiçbir köy görmedim Merzifon'da. Aynı zamanda sokaklarında gezerken insanlarla karşılaşıyorum. Daha önceki gezdiğim köylerin çoğunda köyler bomboş oluyor. Bu köyleri tanıtmanın en güzel yolu köylerin ruhunu yaşayabilmekten geçiyor. Yani bizler buraların insanıyız. Muşluk köyünde küçük dere yatağının kenarında videomuzu sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.